Selamlar, kanalıma ve yeni bir plan gecesine, Mart 2020 plan gecesine hoş geldiniz hepiniz. Daha önce eğer bir plan gecesi izlediyseniz konseptin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Plan gecesi videolarında birlikte bütün bir ayı planlıyoruz. Eğer siz de henüz Mart planınızı yapmadıysanız benimle birlikte ajandanızı alarak yapabilirsiniz. Kullandığım ürünlerin listesini hep açıklama kutusunda da bulabilirsiniz. Sözü hiç uzatmayacağım, bir an evvel planımı yapmak istiyorum. O yüzden ilk olarak bu ajandamın ön kısmında yer alan planlama rutinimi çıkararak başlıyorum. Burada aylık, günlük ve haftalık planlarımı nasıl yaptığımı gösteren bir sayfam var. Ona bakarak aylık planımı yapacağım ve özellikle açıklama gerektiren kısımlarında sizlerle paylaşacağım. En başta geçtiğimiz ayın tamamlayamadığım planlarını tamamlayarak başlıyorum. Yeni ay planlamamın ilk adımına geçiyoruz şimdi. O da aylık planı yapma. Şubat ayı böyle görünüyordu. Şimdi birlikte Mart ayını planlayacağız. Benim hep böyle bir post-it'im olur. Bir sonraki aya koyacak bir şeyler varsa onları eklemeye çalışırım. Şimdi onu da bir sonrakine aktaracağım. Ve Mart ayını bu sayfa üzerinde genel görünüşünü en azından planlamaya çalışacağım. Sonunda bitti ve gördüğünüz gibi normal yaptığım işlerin dışındaki şeyleri yazdım ve oldukça yoğun bir ay beni bekliyor. Heyecanlı olmak lazım böyle şeyler için, yapacak bir şey yok. Şimdi aylık yapılacaklar listesi çıkaracağım. Bir önceki yapılacaklar listesinin arkasına da yazabilirim. Genelde de öyle yapıyorum zaten. Hemen Şubat ayınınkini çıkarıp Mart ayınınkileri ekleyeceğim. Aylık sayfaları geri koyuyorum. Şimdi sırada hedef belirleme yol haritası var aslında. Önce şunları bir yerleştirelim. Hemen hedeflerimizden. Bu arada eğer izlemediyseniz bunun da videosu zaten kanalda var. Bu hedef belirleme ile ilgili. Onları da aşağıya bırakırım. Sırada aylık görünümü düzenleme var. Hemen kendi seyahat ettiğim günleri ve Torsten'ın seyahat ettiği günleri düzenleyerek devam ediyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi sırada gelirlerin analizi var. Bunu zaten videodan önce yaptım. Aslında bunu değiştirmem de lazım. Çünkü artık ajandada tutmuyorum bunları. Ama yine de planlama rutininde kalmış. O yüzden bahsetmek istedim. Sonra Çaça'nın bilgilerinin yenilenmesi var. Bu Çaça'nın sayfasının yenilenmesini, yani göstereyim size. Bu sayfanın yenilenmesini zaten ajandamın önümüzdeki hafta içerisinde yapılacaklarına koydum. O yüzden onu da eklemeyeceğim şu anda. Şimdi sıra geldi haftalık plana. Geçtiğimiz ayın haftalık planlarını böyle mor ve gri ile yapmıştım. Bu ayınkini de bu ten rengi ve gri ile yapacağım. Yeni favorilerim bunlar. Hatta şöyle değişik bir şey oldu. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Aslında Şubat ayının son haftasının da planlamasını yapacaktım. Ama hafta beklediğimden çok farklı oldu ve planlayabileceğim bir şekilde olmadı. Bunu bana çok soruyorsunuz. Ben de şimdi bunları sileceğim ve Mart ayından itibaren kullanacağım. Yani son hafta plan yapmamış oldum aslında. Böyle şeyler de mümkün, yani çok takılmamak lazım. Kalınan yerden devam etmek lazım. Hemen bunları, yani gün numaralarını siliyorum ve yerine Mart ayının günlerini yazarak başlıyorum. Evet, haftalık planları da yerine geri koyabiliriz. Hemen unutmadan şu post-it'ten çıkan şeyi, biraz önce gördüğünüzü, yerine yazmam lazım. 5 Mart'taymış. Ve bu post-it'i, şunu yazdım. Bir sonraki haftaya yerleştiriyorum bu sefer. Evet. Hemen ilk haftanın planını da yaparak artık bu planlamayı bitireceğim. Aslında sırada neler vardı onları da söyleyeyim. Editoryal takvim planlaması vardı. Bunu önümüzdeki çarşamba günü yapacağım. Planladım daha önceden. Daha sonrasında sosyal aktivite planları var. Bakarsanız zaten şurada bir Ceren'in doğum günü partisi var. Sonra 2 tane dans gecesi var. Burada bir yemek var. Burada bir parti var. Bir sürü aslında aktivitede planlanmış durumda. O yüzden zaten yapıldığı için artık onları bir daha planlamaya gerek yok. Bu ay kendiliğinden oluştu bunlar yani. Bir de hediye fikirleri var aslında. Bu ay önemli 3 kişinin doğum günü. Biri Ceren, biri Ayşenaz, biri Poyraz. Onların doğum günleriyle ilgili hediye fikirleri aslında burada oluyor benim için. Ama zaten onunla ilgili yapılması gereken aksiyonları aldım. O yüzden haftalık planlamayla aylık planlamamı bitireceğim. Yani ilk haftanın planlamasıyla. Bundan sonra gördüğünüz kısmı her hafta yapıyorum aslında. Ama dediğim gibi ilk haftayı aylık planlamaya dahil ediyorum. Bunun ilk aşaması normalde şu aylık takvimin güncellenmesi, bir şeyler olmadıysa onların silinmesi, olduysa yeni bir şeyler eklendiyse onların yazılması. Sonraki aşamada haftalık planı yapılması ki şu anda da onu yapacağım. Bu gördüğünüz sayfa üzerinde renkler muazzam olmuş, acayip hoşuma gitti. Şimdi planlamamı gerçekleştireceğim. Birazcık aylıklara bakacağım, biraz Google takvime bakacağım, biraz da burada aldığım ufak tefek notlar var. Onlara bakacağım ve haftalık planımı da böylelikle yapacağım. Böylece ilk haftanın da planını da bitirmiş olduk. Bundan sonra yine ufak tefek yapılacak şeyler var hafta içinde gelen. Önümüzdeki ayın plan gecesinde son ayın, yani Mart ayının bitmiş halini de gösteririm. Dediğim gibi Şubat ayının son hali de böyle görünüyordu ajandamda. Artık bitirebiliriz. Size de planlı, başarılı, mutlu, harika bir Mart ayı diliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek için abone olmayı unutmayın. Öpücükler. Hoşça kalın.